Askeriyede duşlar vardı. Duş dediğin ne ki Bayram? Aa, duş! Hamam gibi bir şey. Sen hamam da bilmezsin ki, nasıl anlatsam? Bak! Yukarı böyle bir boru çıkıyor. Süzekli teneke gibi bir ağzı var. Su buradan dökülüyor. İki tane de kurnası var. Birini çevirdin mi sıcak, birini çevirdin mi soğuk akıyor. Ayarlayıp giriyorsun altına. Hiç kesilmiyor. Çok yakışıklı adam olursun ama halk tarafından benimsenmeyebilirsin. Böyle çok arkadaşımız oldu. Benden çok daha yakışıklı insanlar vardı. Onlardan büyük şeyler umuyorlardı. Bir iki filmden sonra kaybolup gittiler. Başka işte, başka mesleklere daldılar. Bu bir sempati meselesi. Karizma herhalde. Sen bir daha köye gelme Hasan. Babamın kulağını büktüler. Aldırma. Bir şey yapamazlar. Hiçbir şey. Filmleri, yakışıklılığı, kadınları, ödülleri ve yaşamıyla bir dönem Türk sinemasına damga vurmuş karizmatik bir aktör. Bumin Gaffar Çıtanak. Bilinen ismiyle Fikret Hakan. Yatmadan evvel biraz tatlı yesin öyleyse. Başka? 1934 yılında Balıkesir'de Memleket Hastanesi'nde doğdu. Azeri bir babayla Çerkes annenin tek erkek çocuğuydu. Babası Abdullah Bey devlet memuruydu ve edebiyatçı kişiliğiyle tanınıyordu. İkinci Dünya Savaşı patlayınca hemşire olan annesi Fatma Belkıs Hanım'ın tayini Bursa'ya çıktı ve ailece Balıkesir'den Bursa'ya taşınmak zorunda kaldılar. O yıllar zor yıllardı. Bursa'daki yıllar içinde basma bile karneyle veriliyordu, ekmek karneyle veriliyordu, şeker karneyle veriliyordu. Yani çayı kuru üzümle çok içtiğimiz olmuştur yani. Yani bugünkü böyle bolluğa bakıp da Türkiye hep böyle oldu falan zannetmeyin yani. Fikret Hakan, babası gibi şiire ve öykülere meraklıydı. Çok kitap okurdu. Ancak pek de parlak geçmeyen bir öğrencilikten sonra ailece İstanbul'a taşındı. Bir yandan öykü yazıyor, bir yandan da usul usul tiyatroya merak salıyordu. Liseden ayrıldı ve gazeteci olmaya karar verdi. Usta gazeteci Abdi İpekçi o yıllarda bir akşam gazetesi olan İstanbul Ekspresi çıkarıyordu. Fikret Hakan'ın yazılarını o kadar beğendi ki onun öykülerini gazetesinde yayınlamaya başladı. Ancak Fikret Hakan'ın aklına tiyatro ve oyunculuk sevdası girmişti bir kere. Tiyatroda bir sene işte 1950 yılında, 50-51 sezonunda Münir Ayrı Ege'li. Zamanın ileri gelen yönetmenlerinden bir tanesiydi. Tiyatroyu iyi bilen bir insandı. İlk hocam da odur yani, o sayılır. O ses tiyatrosunda, şimdiki Ferenc Şensoy'un olduğu tiyatroda, Üç Güvercin, Leblebi Cohorar, Afrodit gibi batılı, düzeyli müzikalleri sahneye koyuyordu. Ben de yarışmaya girdim. Beğenilen 3-5 genç çocuktan birisi de ben oldum. Böylece tiyatroya profesyonel olarak başlamış oldum yani. Ses tiyatrosunda açılan yarışmada dereceye giren Fikret Hakan, böylece tiyatroya ilk adımını atmış oldu. Önce Avni Dilligil sahnesinde, sonra da tek başına kurduğu tiyatroda oyun sergilemeye başladı. Yeşilçam tarafından keşfedilmesi uzun sürmedi. 1953 yılında oynadığı Köprü Altı Çocukları'yla sinemaya transfer oldu.
yalnız fiziğiyle değil, güçlü oyunculuğuyla da dikkat çeken sanatçı, kısa sürede herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Babam Remzi ile söz kesmiş. ...1955 yılında oynadığı Beyaz Mendil, ona ünlü olma yolunda tüm kapıları açacak bir film oldu. Zeliha, can çıkmayınca umut kesilmez. Bekle seneri. Ne derlerse onu yap. Sert bakışı, sevimli gülüşü ve yakışıklılığıyla Türk sinemasının aranan artistlerinden biriydi artık. Mendili yırtılmış görünce doğru buraya gel. Her dönem layık olduğu sanatçıları çıkarabilir. Değişmez. Bir kere bu bir... Ben hep onu söylerim. Shakespeare'in o lafını çok severim. Dehanın %99'u terdir der. Geriye %1 kalıyor. Shakespeare bile böyle söylüyorsa... Biz kimiz yani onun yanında? Büyük yönetmen olmadan büyük oyuncu çıkmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Yani... Marlon Brando'yu Marlon Brando yapan kendisi değil ki. Ele kazandan başlayan bir yelpaze, bir muhteşem yelpaze. Yönetmenler yelpazesi. Yılanlar, yılanlar baba! Nerede lan yılanlar? Kofaların arasında iki tane gördüm. Önümden akıp gittiler. Ünlü yönetmenlerin en beğendiği oyuncuların başında geliyordu Fikret Hakan. 1958 yılında askerden döndükten sonra Yeşilçam Sokağı'nın eskisinden çok daha kalabalık olduğunu fark etti. Film sektörü hareketlenmişti. Özellikle 1960'lı yılların ortalarında bir oyuncu yılda 20-25 filmde rol alıyordu. Fikret Hakan da mecburen bu seremoniye uymak zorunda kaldı. Karizmatik bakışı, sevimli gülüşü ve güçlü oyunculuğuyla dönemin en iyi kadın oyuncularıyla oynuyordu artık. En çok da Türkan Şoray ile oynadı. Ancak ona göre herkes Türkan Şoray gibi değildi. Partner olmak çok zor bir iştir. Bazısı öğelerine biz rastladık ki, mesela uzun bir plan çekiliyor değil mi? Oyunda sizin ağırlığınızda. Planın ortasında aksama yapar, bozar planı. Aa kusura bakmayın yanlış söyledim diye. Değil. Onun yaptığı şey senin oyununu bozup senin kurajını kırmaktır. Biz böylelerini de gördük. Ama böyle yapandan hiçbirisi barınamadı sinemada. Fikret Hakan bu dönemde özellikle Üç Arkadaş, Yılanların Öcü, Ölüm Tarlası, Karanlıkta Uyananlar, Cemo, Hasret gibi filmlerle hem devleşti hem de birçok ödülün sahibi oldu. Yıllarda ünü yurt dışına kadar taşmıştı. Ona Türkiye'de çekilecek bir Amerikan filmi için teklif geldi. Charles Bronson ve Tony Curtis'le birlikte başrol oynayacaktı. Paralı Askerler adlı film İstanbul, İzmir, Efes ve Kapadokya'da çekildi. 1920'li yılların Türkiye'sinde geçen bu macera filminde bir Osmanlı albayını canlandırıyordu. Çok yaşa. Gelin. Çok yaşa. Fikret Hakan bu filmde
çok iyi bir oyunculuk sergiledi ve bir anda Hollywood'un ilgisini çekmeyi başardı. Ancak rüzgar hiçbir zaman ondan yana esmeyecekti. İşte dört başrolden birini oynuyordum. Ben çok beğenildim ama film yattığı için ben de battım. Yani çıkış yapamadım. Yani iki büyük şanssızlığım oldu. Bir, film düzgün film olmasına karşın ne Amerikan halkı tarafından ne Avrupa halkı tarafından alkışlanan, gişe yapan film olamadı. İkincisi de Türk ve Müslüman olmam büyük bir handikap oldu. Fikret Hakan yine de şansını denemek üzere Amerika yollarına düştü. Ancak gerçeği orada görecek, bunun hayalden öte bir şey olmadığını beynine kazıyacaktı. Gayet sempatik karşıladılar filan beni. İşte paralı askerlerde oynadı. Daha da yeni oynamıştı Londra'da. Kafkasyalıyım filan diyordum. Gayet sıcak sempatik karşıladılar. İşte telefon numaralar alındı, verildi filan. İşte görüşelim, konuşalım filan diye. Lafın arasında Türk olduğumu söyledim. Birdenbire gülen suratlar asılıverdi. Hemen bahaneler yaratıp yanımdan kaybolmaya başladılar. Çok mecbur kalmazlarsa Türkiye'den hiçbir kadın ya da erkek oyuncuya şans vermezler. Çok Türkiye'li bir iş olur, oynatabilirler. Benim oynadığım gibi. Ben de paralı askerlerde Colonel Ahmet İlçi, Osmanlı albayını oynuyordum yani. Öyle bir şeyle şans verebilirler. Ama onun dışında ellerinin altında binlerce oyuncu var. Bir Türk'ü ne yapacaklar yani? Hele bir de üstelik Müslümansa ya. ...1970'li yılların ortalarında seks filmleri furyası başlayınca Fikret Hakan da sinemadan koptu. Ancak geçimini sağlamak için çalışmak zorundaydı. Vali Konağı'ndaki dairesini satıp bir tekne aldı ve Marmaris'te turistlere teknecilik yapmaya başladı. Ona göre sinema bozulmuştu artık. Uzun lafın kısası, tam bir keşmekeş içinde sinema gittikçe bozulmaya başladı. Tabii aile, biz geçen sene Ekrem Bora'dan gördük, biz bunu daha önce Ayhan Işık'tan gördük demeye başladılar. Gitmemeye başladılar sinemaya. O arada kim akıl ettiyse birisi İtalya'dan seks ağırlıklı filmler getirmeye başladılar. Bu da kaçmakta olan ailenin kaçışını daha hızlandırdı. Bunun yerine işte suratı sivilceli çocuklarla adamlar sinemaları doldurmaya başladılar. Fikret Hakan başarılı filmleri ve güçlü oyunculuğu kadar kadınlarıyla da çok konuşuldu. Bir dönem çapkınlıklarıyla magazin sayfalarına konu olan usta aktör, belki de sinemadan çekmediği kadar birlikte olduğu kadınlardan çekti. Ya çapkınlık yapmamıza gerek yoktu ki yani. Kadınlar zaten geliyorlardı yani. Neye çapkınlık yapalım ki yani? Ben hayatımda çapkınlık yaptığımı hatırlamıyorum. Çapkın olan kadınların kendileridir yani. Ne yapar yapar seninle tanışır, ne yapar yapar girip seninle yatar ya. Biz ne yaptık ki yani? Biz gayet uslu çocuklardık yani. Bizi baştan çıkaran kadınlar oldu. Fikret Hakan'ın hayatından 5 evlilik geçti. Tam 5 kez evlendi ve boşandı. Özellikle şarkıcı Hümeyra ile yaptığı evlilik, şiddet kullandığı gerekçesiyle boşanmayla sonuçlanmıştı. Aradan çok yıllar geçti. Ancak geçen günlerden geriye yaşanmışlıklar, tecrübeler ve pişmanlıklar kaldı. Şimdiki aklım olsa, o zamanki
yılgınlıkların, sarkeşliklerin, cabbarlıkların hiçbirini yapmazdım yani. Mesela ne yapmazdınız efendim? Yapmazdım. Yani bazı sert tavırlarım oldu bazı kadınlara karşı. Hiçbirini yapmazdım. Dönüp arkama giderdim. Ne? Şimdi öyle. Bakıyorum, başımı çevirip gidiyorum. Gülüyorum. Ne dövüyorum, ne seviyorum yani. Zaman arkamdan böyle Beyoğlu'nda falan böyle insanlar birikirdi, hissederdim böyle. Bir bakardım kalabalık oluyor, 100-150 kişi falan. Bir gün mesela tesadüf kitapçıdayım, kitap alıyordum. Nişantaşı kız dizisi dağılmış, bomboştu kitap evi. Fakat baktım bir müddet sonra yürüyecek halim yok yani, öyle bir sıkıştırıldım ki anlatamam size. Yani baştan aşağı kütüphe evi kız doldu. Nasıl kaçacağımı oradan, nasıl kimseye dokunmadan sıyrılarak kaçtım, Allah'la ben bilirim. Bazı şartlarla dilimi tutmaya gayret edebilirim sevgili kuzenim. Bitti mi küçük hanım? Hayır, daha şartlarımı söylemedim. Senin şantajcısını gel bakayım buraya. Jöreli saçları, mavi gözleri ve yakışıklılığıyla kızları peşinden koşturmuş, bir dönem Türk sinemasının aranan oyuncularından biri olmuş Prens lakaplı aktörü Salih Güney. 18 günü nasıl geçirdiniz? Sizi gelip görmek arzusuyla. Ne tatlı bir yalan. Oynadığı her role hayat vermiş, kimi zaman kötü, kimi zaman da iyi adamı canlandırmakla birlikte öyle ya da böyle her genç kadının gönlünü ustalıkla çalabilmiş Don Juan bir aktör Salih Güney. ...1945 yılında Adana'da doğdu. Memur bir babanın evladı olarak okul çağları hep Anadolu şehirlerinde geçti. Parlak bir öğrenci değildi. Ancak yakışıklılığı henüz 10'lu yaşlarında bile göz kamaştırıyordu. Bursa'da liseyi okurken kitaplara ve kütüphaneye merak saldı. O kadar çok kitap okuyordu ki sıra bir türlü ders kitaplarına gelmiyordu. Lise 1'de devamsızlıktan sınıfta kaldı. Ancak okuduğu kitaplar onun hayata bakışını değiştirmişti. Tiyatrocu olmaya karar verdi. 1961 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne yazıldı. Ancak yerinde durmayan genç ruhu onu Ankara'da da rahat bırakmadı. Yatılı okuduğu okuldan devamsızlık gerekçesiyle atıldı. Bu defa gemici olup dünyanın her limanına demir bağlamayı kafasına koymuştu. Bu defaki liman İstanbul'du. İstanbul'da gezinirken ayaküstü izlediği bir tiyatro oyunu onu yine farklı bir hayale sürükledi. Gönlündeki tiyatro aşkı yine depreşmişti. Ben de orada ses tiyatrosunda Şahane Züğürtleri seyretmiştim. Muhteşem etkilenmiştim. O Fransız tiyatrosunun muhteşemliği, o soyun modaları, o pudra kokuları, o makyaj kokuları, o kostümler, o oyuncuların enerjisi, o şıklıkları, o Altan Erbulaklar, o Suna Keskinler, o Ayfer Feraylar, Nisa Serezliler, Tolga. Yani uf, böyle bir cıvıl cıvıl bir tiyatro böyle. Dedim ya ne kadar güzelmiş tiyatro. Bir aile böyle cıvıl cıvıl enerji dolu bir aile, İzzet Günay falan. Benim hoşuma gitti tiyatro, dedim ya çok güzelmiş tiyatro. O ses tiyatrosunun tabii ki büyük etkisi oldu bende, o muhteşem Fransızların yaptığı tiyatro. Ve tiyatrocu olmaya karar oldum yani 64 yılından işte 69 yılına kadar. Salih Güney bu yıllarda Gen Ar ve Dormen tiyatrolarında birçok oyunda rol aldı. Ancak onun sivrildiği ilk rolü bir filme aitti. 1965 yılında Haldun Dormen'in yönetmenlik yaptığı Bozuk Düzen adlı film, Salih Güney'i sinemaya taşıyan film oldu.
Başrollerde Belgin Doruk, Ekrem Bora gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin bir sahnesinde genç aktörün Belgin Doruk'u öpmesi gerekiyordu. Ancak yakışıklı John daha önce hiçbir film sahnesinde öpüşmemişti. Çok heyecanlanmıştım. Kalbim atıyor. Hanımefendi bana yaklaştıkça ne yapacağım diyorum. Nasıl bu işin içinden çıkacağım? Nasıl öpüşeceğim? Belgin Doruk geliyor yani. Allah'ım öleceğim heyecandan. Ondan sonra işte onunla ilk bir öpüşme yaptık. Ben o filmde yalnız biraz ilk filmim. Biraz bir psikolojik bozukluğu olan, ayağı aksak bir çocuk oynuyordum. O acemiliğim, o heyecanım, o aksaklıkla o psikolojik şey, marazi bir tip oynuyordum. Hani onu kamufle ettim. Ama ondan sonra tabii ki Belgin Doruk'tan sonra öpüştükten sonra artık o devrin en büyük starıyla öpüştükten sonra geri kalan hepsiyle öpüştüm. Bu öpücük Yeşilçam yolculuğunun da başlangıcı anlamına geliyordu Salih Güney için. Ardından çektiği Yasak Sokaklar, Türk sinemasının yeni James Dean'ini tanıştırıyordu Türk halkına. Bu filmle bir anda şöhreti yakalayan yakışıklı John, filmlerin en rağbet gören yüzlerinden biri olmuştu. Hakim Bey bir dakika. Kendisiyle konuşmak istiyorum, müdahale etmeyin. Sana soruyorum. Bir diyeceğin yok mu? Anneni bir gün bulup yanımıza almayı, onu bağrımıza basmayı ne kadar isterdim. 1970 yılında Türkiye'de çekilecek bir Hollywood filmi için oyuncu aranıyordu. Başrollerde Charles Bronson, Tony Curtis gibi dünyaca ünlü oyuncular olacaktı. Fikret Hakan'ın da rol alacağı film için bir Osmanlı subayını canlandıracak bir oyuncu aranıyordu. Filme çok sayıda isim başvurmuştu. Hepsinin amacı bu karlı filmde rol kapabilmekti. Ben bir baktım, eyvah, bütün piyasa burada. Ben orada sıraya girip de onlarla falan hani ben tek tek mek tek orada beklemek hiç sevmem. Hemen çağırdım şeyi, o kız açmıştı kapıyı. Sekreter, gelin bir dakika indi. Hemen beni kimse görmedi galiba. Ben hemen merdivenlerden aşağı indim tekrar. Gel bak dedim bir dakika. Git dedim Ali Cakus'a söyle, Salih Güney geldi dedim. Ben dedim hiç beklemeyi sevmem dedim. Beni alsın, gideyim dedim. Tamam dedi Salih Bey. Çıktılar yukarı. İndi çağırdı beni. Yukarı çıktım. Kapıdan içeri girdiğim zaman yönetmen dedi ki, "That's it," dedi. "Enver geldi," dedi. "Her şey sendim ol," dedi. Yani herkesi yolla dedi. Bu böyle yani. Hem ver rolünü öyle kaptım yani. Paralı Askerler adlı film 1920'li yılların Türkiye'sinde silah kaçakçılığından geçinen birkaç paralı askerin hikayesini anlatır. Bu filmde Salih Güney Kaptan Enver yani Osmanlı subayı Enver'i canlandırır. Çekimleri 4 ay süren filmden Salih Güney 10 bin dolar nakit ve 2500 lira haftalık alır. Türkiye'de gösterimi yasaklanan bu filmden sonra Salih Güney'in hayalinde Amerika rüyaları filizlenmeye başlar. Böyle kırlara çıkınca bende zapt olmaz bir istek uyanır. Ancak asıl şöhretini 1975 yılında TRT için çekilen Aşk-ı Memnu dizisinden kazanır. Bihter, neden gidiyorsun? Biraz daha kal, ne olur. Çıldırdınız mı? Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan filmde Salih Güney Behlül'ü canlandırır. Behlül Bey siz çılgınsınız. Bırakınız rica ederim. Dizi o kadar tutmuştur ki dizinin tüm oyuncuları daha sonra beyaz perdeye adım atmış ve hepsi birer şöhret olmuştur. Hayatımda yalnız siz olacaksınız. Düşünün bir kere. Niçin birbirimizi sevmeyelim? Evet, niçin? Halit abi oyuncu arıyordu. Bihter rolünü bulamamıştı. Ben de işte Halit abi ne oldu dedim, ne zaman çekiyoruz falan diye kendisini ziyarete gittiğim zaman oğlum dedi, Bihter'i bulamıyorum dedi falan. Ben de işte Müjde'yi çok severdim. Ondan evvel de bir filmimde sevgili rolümü oynatmıştım Müjde Ara. Sayılı Kabadayalar diye bir filmimde.
Dedim aman abi dedim Halit abi çok güzel bir oyuncu var falan dedim. Gittim hemen müjdeyi aldım getirdim. Halit abi çok beğendi. Nasıl dedi oyunculuğu? Harika dedim oyunculuğu falan filan. Ama tabii Müjde doğru dürüst o zaman sinemayı pek bilmiyordu. Bir alay kadın resmi. Siz de başka ne bulunabilir ki? Bakmama müsaade eder misiniz? Bakın ama şimdi kim bilir hakkımda neler düşüneceksiniz? İmzalarımdan bir tanesi oldu. Yani yaşamamdaki, meslek hayatımdaki yaşamamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de oradaki oyunculuğumu herkes hissetti. Yani orada ben kötü adam olduğum halde ki çünkü amcamın karısını baştan çıkarmaya çalışıyorum. Ama sonunda sanki Bihter kötü kadın oldu. Bihter bütün bunlar onun başının altından çıkıyormuş gibi oldu. Ben filmin yine jönü, yine sempatik çocuğu olarak kaldım. Aşk-ı Memnu'dan sonra birçok film ve dizi projesine imza atan Salih Güney, 1970'li yılların sonlarına doğru erotik filmlerde boy göstermeye başlar. Dönem artık değişmiş, kaliteli filmlerin yerini seks filmleri almıştır. Piyasa tamamen aşk filmleri bitmiş, seks, komedi seks tarzı filmler başlamıştı. O Aydemir Akbaşlar falan filan. Bizim tabii yapacak bir şeyimiz yok. Mesleğimiz bu. Benim yani butikçi değilim, restorancı değilim, barcı değilim. Benim mesleğim bu. Yani ne yapabilirim ki? İster istemez tabii ki biraz böyle seks komedi tipi Ali Şenler'le işte Aydemir Akbaşlar'la komedi seks tipinde 4-5 tane filmim var. Seks filmleri furyası başka bir boyuta geçmişti artık. Salih Güney de bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Siyasi çalkantılarda cabasıydı. Uzun zamandır içinde depreşen Amerika hayalini gerçekleştirmenin zamanı gelmişti. 1979 yılının sonunda önce İngiltere'ye, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ben eğer Kaliforniya'ya gitmeseydim ben bugün belki Hadi Çaman gibi ya Savaş gibi ölmüştüm. Ya Cem Karaca gibi ölmüştüm. Gerçek bu. Kaliforniya beni kurtardı. Yani ben Kaliforniya gündüzü yaşayan bir eyalet Amerika'nın en zengin eyaleti. Golden West derler yani altın sahil. Gündüzü yaşıyor insanlar orada. Ben hep burada yıllarca gece yaşamışım tabii. Birdenbire Kaliforniya ilk başta adapte olamadım ya. Saat 2'de her şey bitiyor. Hiç kimse sokakta değil yani. 2'de kimseyi bulamazsın. Bir alkol satılacak yer yok. Salih Güney Türkiye'de çok ünlü bir jöndü. Ancak Amerika'ya gittiği ilk aylarda oldukça sıkıntılı zamanlar geçirdi. Bir süre benzin istasyonlarında pompacılık bile yaptı. Daha sonra seyahat acenta eğitimi gördü ve yıllarca Türkiye'ye turist getirip götürdü. Arada filmler yaptı ve kendini her zaman hatırlattı. Ve son olarak 1996 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Sinemaya kim bir defa bir merhaba derse bir daha kolay kolay ayrılamaz. Ben hiç ayrılan, ben artık işimi yaptım, bitirdim, artık gidiyorum diyeni görmedim. Sinema öyle bir bela ki, tiyatro da öyle hani derler ya, o tozu bir yuttun mu bir daha ayrılamazsın. Sinemada da karede kendini görüp de perdede seyrettiğin zaman o zevki bir daha hiçbir yerde bulamazsın. Onun için hep bu işin peşinde koşarsın. Yeşil, çakmak çakmak gözleri ve yakışıklılığıyla bir dönem genç kızların kalbini çalmış, özellikle duygusal sert oyunculuğuyla sinemaya ismini altın harflerle yazdırmış, Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu, romantik jön filmlerinin aktörü Çağlar Övet. Bilinen adıyla Engin Çağlar. Bir çocuğumuz olacak Kemal, bir çocuğumuz olacak. Güzelim, bir tanem benim.
Bana dünyanın en güzel haberini verdin. 1940 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Anne ve babası öğretmendi. Çocukluğu Şişli ve Nişantaşı'nda geçti. Önce Şişli Terakki Lisesi, ardından da Robert Koleji'nde okudu. Yakışıklıydı, kitaplara ve sinemaya meraklıydı, ancak kızların ona ilgisi çok daha fazlaydı. Nişantaşı tabii o dönemin de en elit semti. Orada kız okulları da var. Ben yoldan geçerken hep arkamdan bağırırlardı. Hatta birkaç defa da o semtte oturan hanımların benim geçiş saatimde pencereden beni seyretmek için dışarıyı gözlediklerini biliyorum. Engin Çağlar, avantür filmlerin çekildiği o yıllarda sinemaya daha çok ilgi duymaya başladı. Edison'lu, Hülya Koçyiğit'li filmler hiç kimsenin dilinden düşmüyordu. Üstelik bu isimlerin tamamı neredeyse ünlü mecmuaların açtığı yarışmalardan şöhrete ulaşıyordu. O da katılmaya karar verdi. 1968 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmaya girdi ve ikinci oldu. Dergide sayfa sayfa fotoğrafları yayınlanıyor, artık şöhret basamaklarının onun da önüne geldiğini sanıyordu. Ancak öyle olmadı. 6-7 ay hiçbir film teklifi almadı. Umudunu yitirmek üzereyken bir gün film teklifi geldi ona. Üstelik bu filmde hayran olduğu 4 kadın stardan biri olan Fatma Girik'le oynayacaktı. Bu filmin adı Öksüz'dü. Bir filmde oynamak, kaç senedir istediğim, düşündüğüm, hayalini kurduğum bir dünyaya ilk adım atıyorum. Bir de tabii Fatma Girik var. Fatma 1957-58, benden 10 sene evvel çok meşhur. Çok filmi var. Herkesin tanıdığı, bildiği ve ondan karşılıklı oynamak demek zaten birinci filmde Türk sinemasında kendini herkese tanıtmak demek. Tabii havalara uçtum, eve geldim, yerimde duramıyorum. Film Hakkari'de çekiliyordu ve o yıllarda 4000 nüfuslu Hakkari'nin çoğu zaman elektriği bile olmuyordu. Filmin bir sahnesi gürül gürül akan zap suyu üzerinde çekilecekti. Şimdi tabii bütün köylüler de dizilmiş, şehirden gelmiş bir çocuk, bakıyorlar da böyle. Önce kamerayı kurdular, ben tabii karşıya geçeceğim. Sonra oradan tekrar geri geleceğim. Hem yüzüm gözükecek hem tabii dönüş şeysi. Herkes de bakıyor, bu demişler giderken gelirken bir şey olacak. Bütün dizildiler de kenara. Ama ben tabii çok sporcuyum, ben çok kuvvetliyim. Tutuna tutuna gittim, döndüm, geldim, bir zıpladım, indim aşağıya. Bir alkış, kıyamet. Hiç benden beklememişler şehir çocuğu nasıl geçecek diye. Halbuki o biraz şeye, pazı kuvvetine bağlı. Bu film Engin Çağlar'ın şansını döndürmeyi başarmıştı. Ardından peş peşe film teklifleri almaya başlayan yakışıklı John, Türkan Şoray ve Fatma Girik'le birçok filmde daha başrol oynadı. Artık çok popüler bir oyuncu olmuştu. Bir dönem müzikal filmlere de imza atan sanatçı, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek'le birlikte filmler çekti. Alaylıydı ancak kendini yetiştirmeyi başarmıştı. İşte bu sebeple dönemin en ünlü kadın starlarıyla başrolleri paylaşmıştı. Seni seviyorum, öylesiye seviyorum Nüvit'im. Yumruklarımla öpüşürüm, dudaklarımla sevişirim falan gibi laflar var. Bakıyor insanlar, kim daha rahat, kim daha iyi, kim daha iyi öpüşen oyuncu. Şimdi öpüşme sahnesinde zaten kamerayı senin yakınına dayamış, ışığı da vermiş. Oradan bağırıyor, ya burnunu çek yukarıya, kızın gözüne gölge geldi. Saçını biraz geriye al diyor, öbür taraf
gözükmedi. Yani öyle bir hengamenin içindesin de böyle hiç aklına insanın, dışarıdaki seyredenlerin düşündüğü şeylerin hiçbiri gelmiyor. Ya diyorsun, ben ışıktan nasıl alayım ışığımı, gölgeye girmeden nasıl burnumu çekeyim de kızın gözüne gölge gelmesin. Onları düşünüyorsun yani. ...1970'li yılların ortalarında seks filmlerinin sinema salonlarını kapatmasıyla pek çok ünlü oyuncu kendisini sinemadan çekmek zorunda kaldı. Bunlardan biri de Engin Çağlar'dı. 1975 yılında sinemayı bıraktı. Fatih'te giyim üzerine bir mağaza açtı. 1982 yılına kadar sürecek olan ticari serüvende o sinemanın uzağından bile geçmedi. Kimseye eyvallah demedi. Ben hayatımda hiçbir patronun emri altında çalışmadım. Hiçbir bürokratik kuruluşta çalışmadım. Kendi başıma buyruk. Hani derler ya, tek kişilik ordu, one man show gibi laflar. Hep tek başıma hallettim her şeyi. Hiç kimseye eyvallah demedim hayatımda. Yalnız bilgi ve kültür seviyesi üstte olan abilerimin, hocalarımın önünde ayağa kalktım. Beynine hürmet ettim. Hiç kimsenin cebine, rütbesine hürmet etmedim. Hiç kimsenin önünde ayağa kalkmadım. Hiç kimsenin önünde ceketimi iliklemedim. Engin Çağlar 1982'den sonra birkaç film daha çekti. Birkaç da dizide oynadı. Ancak yıllar önce sinemadan aldığı tadı bir daha hiçbir zaman alamadı. Devir değişmişti artık. Evliydi ve düzgün bir yaşamı vardı. Babasından yadigar kalan matbaanın başına geçti ve sinemayı uzaktan sevmeye devam etti. Sinema yine bizim dönemdeki gibi aynı tempoda gidip biz elekten elenip bizim yerimize yeni oyuncular aynı tarz filmleri götürseydi, o zaman herhalde bende bir burukluk olur diye düşünüyorum. Ama sinema bizi bırakmadı, biz sinemayı bıraktık. Çünkü o sinemayı yapmak istemedik biz. Saatten sonra 3-4 sene boşluk oldu ya, 2000'den sonraki gelen jenerasyon bağımsız sinemacılar, bağımsız genç sinemacılar diyorum onlara. Onların yetenekleri ne kadar işte yaptıklarını görüyoruz yani. Düzgün işler var, kötü işler var ama büyük işler yok. Büyük işleri büyük düşünürler yapar çünkü. Sinema tarihi kitabım gibi dünyada bu konseptli başka kitap yok. Hep magazinsel şeyler var. Hiçbir ülkenin böyle bir kitabı yok. Zaten hiçbir ülkenin böyle bir talihsizliği yok ki. Böyle bir sansür kepazeliği yok ki. Zaten adamlara hayranım bir açıdan bakıldığı zaman. Türk sinemasını batırdılar, ondan sonra sansür kaldırdılar. Şimdi sansür diye bir şey var mı? Ha, bölücülük yapmayan, her türlü eleştiren filme kapılar açık. Yap kardeşim diye. Ama Yeşilçam'ı batırdılar, ondan sonra hidayet erdiler.
Fikret Hakan 1980'li yıllarda Küçük Ağa, Duvardaki Kan, Hanımın Çiftliği gibi TRT dizilerinde sergilediği oyunculukla adeta devleşti. Daha sonraki yıllarda çeşitli filmler ve dizilerde oynadıysa da ona göre 1996 yılında sinema bitti. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanı alan Fikret Hakan, tek başına yaşadığı evinde Türk Sinema Tarihi adlı bir kitap kaleme aldı. Ayrıca senaryosunu yazdığı ve "Ölmez de sağ kalırsam çekmek, yönetmek istiyorum" dediği iki de film projesi var. Son olarak Osman Gazi Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı da alan usta aktör, bir kızı, iki torunu, onu sevenleri ve geride bıraktıklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Ben kekemiyim. Tekledin mi? Demek ki dehanın %99'u ter. İnat edeceksin, çalışacaksın. Bir anda iftiralar, acılar, kötülükler, mesleksel sabotajlar. Bir anda güzellikler, dostluklar, yardımlar, hoşgörüler ve alkışlar. İkisini de yaşamadan adam olamazsın zaten. Yani ben hiçbir şey yaşamayayım ama çok da mükemmel bir insan olayım. Yok öyle dünyada ya, öyle bir yağma yok yani. O acıları çekeceksin. O iftiralara uğrayacaksın. O ataklar senin üzerine basacak. Onlara rağmen ayakta kalacaksın. Size büyük bir gerçeği söyleyerek kapatayım. Hayatta bana kötülük yapıp da Allah'tan belasını bulmayan insan yok. Hepsi çok kötü hallerde öldüler ya. Yani. Ben hala ayaktayım herhalde. Yani gezdim, gördüm, her türlü çapkınlığımı da yaptım. Kafamda da ay şunu yapmadım, ay bu arabaya binmedim, ay buradan şuraya uçmadım. Böyle bir derdim de yok. Ay bunu giymedim, ay işte her şeyi giydim. Her şeyin en güzelini kullandım. Yani artık biraz böyle yaşımın getirmiş olduğu artık bir belki olgunluk devresi yaşıyorum hayatımda. Bu devreyi de gençlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Yani Tanrım'a çok şükür ederim ki beni böyle güzel bir kentimizde annemle beraber beni bir eğitici konumuna getirdiği için Tanrım'a şükrediyorum. Salih Güney kimi zaman oynadığı filmler ya da birlikte olduğu kadınlarla gündeme gelse de aslında yerinde duramayan kişiliğiyle ilginç bir portre ortaya koyuyor. Yalova Konservatuarı'nda sinema tiyatro oyunculuğu üzerine ders veriyor. Resim sergilerinde küratörlük yapıyor. Dizilerde oynuyor. Ve Amerika'da müzede bulunan Herakles heykelini Türkiye'ye getirmek için gönüllü kültür elçiliği yapıyor. 65 yaşında iki çocuğu ve 3 torunu olan yakışıklı aktör, geçen yıllara nispet yaparcasına genç kalmanın ve ilgi çekmenin keyfini yaşıyor. Hepsi gelip geçici ama biz sanatçı olarak nereye gitsek seviliyoruz, alkışlanıyoruz. Herkes gelip öpmek istiyor, sarılmak istiyor. Aileler geliyorlar, yan yana resim çektiriyorlar, kızlarını kucağımıza veriyorlar. Hatta evli çiftler geliyor, abi diyorlar benim hanım hayran size, bir resmini çekim diyorlar. Yani bunu kimseye yapmaz Türkiye. Ben bir Fransa'da film yapsaydım Alain Delon, Belmondo, Jean Gabin döneminde. Bir İtalyan olsaydım Sofia Loren, Gina Hylan karşılıklı Mastroianni gibi. Hele hele Amerikan sinemasında olsaydım.
Birinci filmimde dünya çapında meşhur olurdum. İkinci filmimde bir çiftlik, Texas'ta bir çiftlik, Monte Carlo'da bir daire. Üçüncü, dördüncü filmde de artık dünya literatüründe çok önemli, çok yön veren, çok büyük bir isim ve çok zengin, müreffeh bir insan olarak yaşardım. Biri oyuncu, iki oğlu olan Engin Çağlar bugün 69 yaşında. Vaktinin büyük bir kısmını Cağaloğlu'nda okullara harita ve yardımcı ders malzemeleri imal eden kendine ait bir yayın evinde geçiriyor. Bu yayın evi ona babasından yadigar kalmış. O, yayın evinin ticari getirisinden çok manevi hazzıyla yaşıyor. Dokunduğu her kalıp, duyduğu her mekanik ses ona babasının öğütlediği doğru sözler gibi geliyor ve her defasında yaşadıklarından gurur duyuyor. Tıpkı bugüne kadar oynadığı 70 küsur filmde olduğu gibi. Siz Türk sinemasının duayenisiniz diyorlar artık bize. Tabii kayıtta insanlar bizim samimiyetimizi görmesi lazım. Hep bizim diyorum. Ben demem. Sevmeseydim keşke seni, kahretmezdim günlerimi. Ama aşkta gurur olmaz derler. Yalvarırım affet beni, unutmak.